Madem üveysisin efendi, kimi arayıp durursun? Ben kendimdeki bu sırrı fısıldayacağım kişiyi ararım. Bu sırrı söyleyeceğin kişide ne ararsın? Bunu söylemenin şartı nedir? Ben öyle bir kişiyi arıyorum ki onun benliğini kendimde değil, kendi benliğimi onda göreyim. Böylelikle kendi sırrımı kendime anlatmış olurum. Bütün peygamberlerin ve velilerin söylediklerinin özü şudur: kendine bir ayna. Sana biri ayna oldu değil mi? Biz seni sana seninle anlatacağız. Lakin manada değil, surette. Sen bunu nereden biliyorsun? Ben senden gayrı bir şey değilim. Talebelerim bekler. Onlara dersimi icra edeceğim. Şayet buradaysan ve razıysan konuşmaya devam ederiz. Değilse? Bu senin takdirin efendi. Burada kal diye zincire vuracak değiliz. Ya o zincir çoktan vurulduysa? O halde hiçbir yere gidemem. Kira?
Neredeler? Kimler? Nerede? Hali. Neredeler? Kapının dışındalar. Kapının dışında kimse yok efendim. Hanın içinde bile kimse yok. Han mı? Evet. Ortasında durup konuştuğumuz iplik çağındayız. Biz handa değiliz ki. Neredeyiz peki? Dergâhtayız. Ben az önce şu kapıdan çıktım. Çıkmadın. Çıkamadın. Hatırlar mısın bilmem fakat son sözlerin o halde hiçbir yere gidememdi. Gidemedin. Söylediklerimi anladığını düşünmüştüm. Lakin halin gösteriyor ki yanılmışım. Neymiş söylediklerim? Arap dilinde yemin için kullanılan üç harf vardır. Vav, be, te. Bu üç harfle yemin ederim ki vallahi billahi ve tallahi şu medreselerde tahsil görenler hep bir makam sahibi olayım, bir medrese elde edeyim diye düşünürler. O adamlar buralardan bir yer kapmaya çalışırlar. Lakin onlara şunu sormak gerek. Dünya nimeti için neden ilim tahsil edersin ki? Bu ip insanı kuyudan çıkarmak içindir. Yoksa yapışıp da başka başka kuyulara insin diye değil. Sen hep şunu düşün. Ben kimim? Hangi cevherden? Niçin geldin? Nereye gidiyorum? Aslım neredendir? Ben şu anda neredeyim? Ben şu yüzümü nereye döneyim? Sen benim ilimle elde ettiğim bilgileri hakir görüyorsun. Ben böyle bir şey söylemedim. Söylediklerinden çıkan mana bu. Ben senin bilgilerini hakir görmekten ziyade medresendekilerin gayesinden söz ediyorum. Yoksa sen İlmi Bahaeddin Veled'den, Burhanettin Tirmizi'den aldın. Onların getirdiği ilim de yanlış olmaz. Lakin senin fazlan olduğu muhakkak. İlimde fazlanın zararı olur mu efendim? Olur. İlim öyle bir şeydir ki insanı maluma ulaştırır. Sen söyle, Mevlana Celaleddin. Sahip olduğun bilgi seni maluma mı ulaştırıyor yoksa müderrisliğe mi? İlim benim müderrisliğe, müderrislik talebelerime. Hepsinin üstünde ibadetlerim beni hakka ulaştırır. O halde sana daha açık anlatayım. Bir kağıt düşün. Bir yüzü dosta, bir yüzü de kendine dönük olsun. Yahut her yüzü bir başkasına çevrili olsun. Sen medresede kendine dönük kısmı okur, okutursun. Lakin asıl dosta dönük yüzü okuman icap eder. O yüzde de harf yoktur, söz yoktur.
Şayet bunu okuyamıyorsan, okuttukların neye yarar? Harfsiz yazısız okunur mu efendim? Görmeden okunur mu? Harfler, sözler. Ben harflerle, sözlerle konuşmuyorum. Harfsiz, sözsüz konuşulamaz. Ya harfsiz sözleri biliyorsam, onlarla konuşmayı biliyorsam, sen beni duyuyorsun. Duyduklarını anlıyorsun. Soru soruyorsun, cevap veriyorsun. İşte ben sana bu harflerle okumayı, bu sözlerle bilmeyi vaat ediyorum. Nasıl? Kalden hale geçişle mümkün olabilir mi? Biz seni kalden hale geçireceğiz. Sen bu halleri biliyorsun. Bunları bildiğimi nereden biliyorsun? Hayretinden. Farkında değil misin? Hayret içerisindesin. Ne diye kapıya bakıyorsun? Ha? Ya beklediğin biri var, ya da beklettiğin. Ne beklediğim var, ne de beklettiğim. O halde niçin kapıya bakıyorsun? Gitmek için. Daha önce de gitmeye gayret ettin, lakin gidemedin. Git o halde. Lakin Mevlana Celaleddin, şunu da duymanı isterim. Hiçbir yerde olmayan nereye gidebilir?